Selam sayın izleyenler Televizyon 3 haber bültenini izliyorsunuz. Ülkemizden gelen haberlerine bir özet yapalım. Devlet Seçim Komisyonu'nun önümüzdeki saatlerde seçim sonuçlarına ilişkin olarak tam kendi bilgilerini ya da siteler ya da basın toplantısıyla kamuoyuyla paylaşacaktır. İktidardaki Sosyal Demokratik Birliği ve Koalisyonu ilk turda kazandığı ve ikinci turda birinci sırada gireceği belediyelerin sayısını 30'a olarak açıkladı. O şekilde Usturumca, Kriva, Palanka, Karpoş, Centar, Şuto, Rizari, Koçana, Delçova, Kruşova, Resne, Doyran, Валандова, Македонска Каменица, Богданци, Берова, Кривогаштани, Пехчова, Чашка, Пробиштип, Демиркапи, Демирхисар, Маврова, Ростуше, Ескина, Горичани, Росоман, Ондан Сона, Конче, Арачин, Дебарца, Доунени, Куманова, Ве Ускюпте, Јада Јонде Булуниор, Јада Зафери Ланет Ana muhalefet partisi Vamaro Dapaman'ın ise 20 belediyede ilk turda zafer ilan ederken 20'den fazla belediyede seçimlerin ikinci turuna birinci parti olarak gideceklerini duyurdu. Konuyla ilgili olarak ana muhalefet parti lideri Christian Mitskovski özellikle yerel seçimlerin parlamento seçimlerinin öncesine gelmektedir. Ondan dolayı burada elde edilecek olan sonuçlar parlamento seçimleri için iyi bir ipucu söz konusu olacağına dair olarak açık. Açıklamalarını yapmış olduğu öte yandan ise kendisine göre 50 geri kalan belediye meclislerinde çoğunluk sağlayacaklarına dair olarak haberlerini paylaştı. Demokratik Bütünleşme Parti lideri Ali Ahmet'in tam zafer etme konusunda bildirimleri Saray Lipkova ve Plasnitsa için gelmişti. Kalkandelen Ustruga, ondan sonra Çayır Kırçova, Haracinova, Bogovine, TRC ve Doğneni belediyelerinde de tam ön sırada bulunmasıyla birlikte ikinci turuna devam edeceklerini bildirdi. Öte yandan ise Gostivar'daki ilan edilmiş olan zaferle ilgili olarak kendisi DSK'dan gelebilecek olan haber bağlı olarak kendilerini de hareket edeceklerdir. Arnavut Alyansı ve Alternativa'nın ilk turdan sonra kendileri Gostivar ve Debre'de zafer ilan etmesiyle beraberce haberler paylaşılmaktadır. Parti Başkanı Ziyadin Sela'ya göre ikinci tura Usturga, Vrapçiş'te, Bogovinye, TRC, Kalkandelen ve Resne mevcut olan çalışmaları kapsamında bu turlara katılacaklar. Kendileri bu konuda da iyimser bir şekilde iyimser bir sonuçlara varacaklarını bildirmekteler. Kendilerine göre özellikle ikinci turda büyük bir zaferle ayrılacaklarını bildiriyorlar. Sırada ise bölgemizden gelen haberlerimiz vardır. Onları da sizinle paylaşalım Bölgemizdeki yerel seçimleriyle ilgili olarak sakin bir günün geçmesini ilişkin olarak her taraftan yorumlar gelmektedir. Devre Belediye Seçim Komisyonu Başkanı Macide Atipi'ye göre devrede seçimler adil ve demokrasi bir havasında gerçekleştirilmiştir. Öte yandan ise belediye başkan adayları da farklı yerlerde oy kullanırken kamuoyuna ve katılanlara mesajlar paylaştı. Devrede Sayın Denil, İlköğretim Okulu'nda oyunu kullanan BDI adayı Doktor Ekuran Duka adil ve iyi bir şekilde seçimlerin geçmesi için elinden geleni yapacağını ve mesajlarını sunmuştu. Öte yandan ise Peneste İlk Okulu'nda Alternativa ve Alyansı'nın adayı Bekim Potsestan'ı da oy kullanmasıyla beraberce benzer mesajlar yollandı. Peneste İlk Okulu'nda PDŞ adayı Petit Klenya de oy kullanmıştı. O da bir adil ve demokrasi seçimlerine inandığını bildirdi. Seçim neticesinde belediye başkanlığı konusunda Ekuran Duka BD'nin adayı 3713 oy kazanırken Bekim Potsesta Alternativa ve Alyansa'nın ortak adayı 3998 ve PDŞ adayı Petit Klenya 37 oy kazanmıştır. Öte yandan ise belediye meclis konusunda mevcut olan elde edilmiş oylar şu şekilde bir dağılım takip etmektedir. Demokratik ve Bütünleşme Birliği 2866, Alternativa ve Aliansa 2571, Sosyal Demokratik Birliği 1029, Vamaro dapamane 894 ve Besa'nın 159 oyu çıkmıştı. Merkez Jupa Belediyesi'nde de dün sakin ve demokrasi bir havasında seçimler gerçekleştirildi. Belediye Seçim Komisyonu Başkanı Necip İlyas'a göre buradaki mevcut olan çalışmalar ve seçim etkinlikleri sorunsuz bir şekilde tam 12 saat içerisinde gerçekleştirilmiştir. Kendisine göre ve DSK'dan tamamen onaylanmış olan sonuçlarına göre TDP Belediye Başkanı adayı Aryan İbrahim 1342 oy kazanırken TMBH adayı Şakir 482 oy kazanmıştır. Belediye Seçim Komisyonu tarafından ayrıyetten konsey üyeliği ile ilgili olarak partilerin oylarını da şu şekilde dağım bir şekilde göstermektedir. TDP 637, Sosyal Demokratik Birliği 374, TMBH 327, Vamaro Dapamane 169, BD 121 ve THP 146 oy aldığını bildirilmekte. İlk önce sabah başladığımızda her şey yolunda görünüyordu. Aynı anda her yerin aynı saatte, uygun saatte yani seçime uygun dönemde açıldığını ifade verebiliriz. Bunun dışında aynı anda Devlet Seçim Komisyonu tarafından informatik alanla yani teknik arızalar için kişi görevlendirildi bize. Pek fazla sıkıntı yaşamadık. İlk önce bazı yerlerde sisteme giriş durumlarında biraz çok olmasa da az bir aksaklık. Yani bunu da zamanında hallettik. Saat 9'da ilk seçmen sayısının çıkış sayısı olarak 120 bize ilave edildi seçim kurumu tarafından. Ve bu böylece devam etti. Saat 1'de aldığımız bilgi 420 seçmen. Ve son olarak şimdi saat 13'te 3. sayı belirlenecek. Fakat daha kesin bir bilgimiz yok. Mavrovaros Belediyesi'nde de 17 Ekim yerel seçimler günü sakin bir şekilde gerçekleştirilmiştir ve geçmiştir. Mevcut olan verilerine göre buradaki belediye başkan adayları Medat Kurtovski ve Mehmet Caferi'nin oylarına bakıldığı zaman Medat Kurtovski 1563, Mehmet Caferi 1558 yani birbirine yakın olduğu görülmekte. Öte yandan ise seçim listeleri konusunda Sosyal Demokratik Birliği 1089, Vamaro Dapamane 786, LDP DOM 418, TDP'nin 387, BD'nin 353, bir de bağımsız Filip Cikoskin listesine 60 oy gelmişti. Haber bültenimiz sona erdi. Görüşmek üzere efendim.